Herkese merhabalar. Bugün yine bir horary, yani tek soru danışmanlığı haritası inceleyeceğiz. Bu sefer konumuz aşk, meşk, dedikodu değil. Konumuz o arsayı alalım mı diye bir danışanımdan soru geldi bana. Yani o arsa sizce değerli midir? O arsayı alırsam yatırım anlamında karlı olur mu? O arsayı alabilecek miyim? Gibi bir soru geldi. Kendisi kaporasını vermiş ama bir haftada süre verildiğini, parayı toparlayacağını söyledi bana. Soru anı haritasını sizler de görüyorsunuz. Danışanı tabii ki yükselene bakıyoruz. Karşı tarafı satıcıyı 7. ev olarak alıyoruz. Arsayı 4. ev olarak alıyoruz. Arsanın fiyatı belirlenmiş bir değeri de 10. ev olarak alıyoruz. Göstergelerden ilerleyerek danışanımın o arsayı alabilecek mi, alamayacak mı bakacağız. Şimdi yükselende ikizleri görüyoruz. İkizlerin ilk dereceleri yükseliyor. Yani mesele henüz çok yeni. Şartlar, koşullar her an değişebilir anlamına geliyor. İki derece ikizler. İkizler zaten anlaşmalar, sözleşmeler akla getirir. Yine ikizlerde iki arsa arasında kalma, iki satıcı arasında kalma gibi durumlar da olabiliyor. Yükselen yöneticisi ikizlere baktığımız zaman Merkür 4. eve yerleşmiş. Görüyoruz 2 derece Başak Burcu'ndan yükselene doğru bir kare görüyoruz. Merkür Başak Burcu'nda yaptırım gücü oldukça fazladır, biliyoruz ki. Güçlüdür. Ama retro. Danışanı temsil eden gezegen retro olduğu zaman her zaman şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu kararından vazgeçebilir. Karar değişikliğine gidebilir diye düşüneceğiz. Retro olduğunu da görüyoruz Merkür'ün. Merkür'ün bir yükselene karesini net bir şekilde görüyorum ve Plüton ile bir 150 derecelik açısını görüyoruz. Ay ile arasında bir sekstil açı var. Yaklaşan bir açı var. Venüs'e yakın duruyor ama retro. Venüs'ten ayrılmış, güneşe doğru gidiyor. İkinci bakacağımız yerse 4. ev. Aslan Burcu kesiyor 4. evi. Yönetici gezegeni ise o tarlayı, artık arsayı değerli mi yoksa ileride bir yatırım amaçlı kullanılmayacak mı? Bu bize gösteriyor. Güneş Aslan Burcu'nda. Güneş Aslan Burcu'nda kendi yönettiği bir burçta ve güçlü bir konumdadır. O yüzden diyoruz ki arsa değerli bir arsa. Kötü bir arsa değil. Buradan bunu söyleyebiliyoruz danışanımıza. Tabii ki Güneş'in burada Satürn gezegeniyle bir 150 derecelik açısı, hani beklenmedik durumlar anlatıyor bize. Ben 150 derecelik açıları da açıkçası aslında klasik astrologlar tek soru danışmanlığında almıyor ama ben yorumlarıma yine de katmaya çalışıyorum. Arsanın mali durumu, yani belirlenen fiyatına baktığımız zaman 10. evi Kova Burcu kesiyor. Kova'nın yönetici gezegeni Satürn Balık Burcu'nda. Satürn Balık Burcu'nda retro, demek ki aslında istenilen fiyat, söylenilen fiyat arsanın değerinden daha düşük olduğunu buradan anlıyoruz. Hem retro hem Balık Burcu'nda yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Karşı tarafı ise Yay Burcu. İyimser bir kişi olduğunu karşı tarafın söyleyebiliriz. Karşı tarafın yönetici gezegeni 1. eve yerleştiği zaman kozların satış işini yönetecek kişinin benim danışanıma bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 1. evin yöneticisi 7. eve yerleşseydi tam tersi. 7. evin yöneticisi 1. eve yerleştiği zaman bunu söyleyebiliyoruz. Danışanım isterse bu arsayı alabilir. Jüpiter'le Mars'ın birleştiğini görüyoruz. Başka bir alıcı olduğu akla geliyor aslında. Başka bir alıcı olabilir mi diye söylüyorum. Çünkü Mars burada Jüpiter'le kavuşuma gitmeye çalışıyor ama bu ikili Satürn'den kare alıyorlar. Engelleniyorlar. Yani başka bir alıcıyla görüşmüş olabilir dedim ama ona da satış yapamayacak olduğunu söyledim danışanıma. En son Ay'a bakıyoruz. Ya bu arada Jüpiter İkizler Burcu'nda çok güçlü değildir. Satıcının acil bir paraya ihtiyacı olabilir. Güçlü bir konumda değil. Eli mahkum gibi bir durum olabilir. Ay'ı incelediğimiz zaman Ay 6. eve yerleşmiş. 29 derece Terazi Burcu'na yerleşmiş. Dedim ki arsa Ay olayın gidişatını gösterdiği için. Arsa hisseli mi diye sordum danışanıma. Yani ortaklı bir arsa mı? Öyleymiş. Arsa kardeşler arasında ortaklı bir arsa olduğunu söyledi. Ben de satış işlemi sırasında Ay'ın Plüton'a olan karesini görüyorum. Hemen Akrep'e geçtiği zaman Plüton ile kareye gidecek. Satış işlemi sırasında ortakların sorun çıkarabileceğini kendisine söyledim. Eğer bu arsayı almak istiyorsa 10 Eylül'den sonra harekete geçmesi gerektiğini söyledim. Merkür retro Başak Burcu'nda ya. Merkür retrosunu bitirecek. Aslan'a geçecek. Aslan'dan tekrar Başak Burcu'na geçmesi
kendisi 10 Eylül'ü buluyor. Yani 10 Eylül'den sonra satıcıyı arayıp tekrar görüşebileceğini söyledim. Çünkü danışanım daha güçlü bir konuma gelmiş olacak. Kendisine bunu da iletmiş oldu. Görüşmeler sonrasında tabii ki danışanım bana döndü. Karşı tarafla bir anlaşma sağlayamadıklarını, karşı tarafın acil bir paraya ihtiyacı olduğunu, burada aslında benim danışanımın retro yaparak güneşe doğru gittiğini görüyoruz. Arsaya almak istiyor. Arsaya karşı gerçekten bir girişim yapmış bulunuyor retro yaparak. Sürecin biraz zorlu olacağını kendisine ilettim. Belki karşı taraf diğer alıcıyla görüşecek, olmayacak. Sonra sizi tekrar arayabilirler diye kendisine söyledim. Şu an için bir anlaşma yok. Çünkü karşı taraf biraz acil durumu olduğunu söylüyor. Alıcı olan danışanım ise parayı toplamak için yani bir haftalık bir süresi var. 2-3 gün içerisinde parayı toplayamadığını iletti bana. Ve zaten ben ona bu arsayı şu an için alamayacağını kendisine söylemiştim. Evet, böyle bir o arsayı alalım mı? O evi alabilecek miyim gibi sorularla da tek soru danışmanlıklarında yardımcı oluyoruz. Bu da böyle bir çalışma oldu. Umarım anlaşılır olmuştur. Biraz hızlı hızlı konuştum ama videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın lütfen. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.